Günaydın herkese. Tekrar Ankara'dayız. Evet, gerçekten uzun bir aradan sonra Ankara'dayız. Ankara'da olmamızın nedeni bir konuğumuz var. Çünkü tüm dünya gözünü çevirdi. Amerika'da bir başkanlık seçimi var. Tüm dünya ilgileniyor. Türkiye'de de ilgileniyor. Biz de başkanlık seçimiyle, Amerika'daki başkanlık seçimiyle ilgili bir şeyler söylüyoruz ama Amerikalılar ne söylüyor? Bugün bunu öğrenelim dedik. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği basın ataşesi ve sözcüsü Sarah Grove'u davet ettik. Bize Amerika'daki seçimleri anlatacak. Bu seçim nedir? Nasıl olur? Nasıl bitiyor? Bir de Amerikalılar bu seçimi nasıl yapıyorlar ve sonuçları ne olur? Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle şuradan başlayalım. Yani tüm dünya niye Amerika'daki başkanlık seçimiyle ilgilenir? Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Öncelikle teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Tabii ki bu bizim dediğimiz seçim dönemi son derece heyecan verici bir dönemi. Biz de çok seviyoruz. Aslında Amerika'da kimisi çok seviyor, çok heyecanlı oluyor. Kimisi aslında birazcık nefret ediyor. İşte bu seçimler artık bitsin diye söylüyor ama dediğiniz gibi bütün dünyada, her yerde herkes bayağı bir ilgileniyor. Bence aslında çok iyi bir şey herkesin seçimlere bakması. Neden? Çünkü aslında demokrasi gösteriyor. Bu demokrasinin asıl en önemli noktası. Tabii ki demokrasi sadece seçimlerden ibaret değil. Seçimler olup da ama mesela özgür bir basın olmadan seçimlerin hiçbir anlamı kalmıyor. Ama sonuçta demokrasinin çok önemli bir parçası bu seçim. Tabii Amerika'da bir de bizi bilmediğimiz, daha doğrusu hani Türkiye'den değerlendirmekte sıkıntı çektiğimiz bir takım şeyler var. Örneğin Cumhuriyetçilerin adayı, Demokratların adayı. Bu Cumhuriyetçilerle Demokratlar parti mi? Partiyse bunların bir genel başkanı var mı? Yani bizde hep genel başkanlar ön plandadır. Bunu da anlamakta sıkıntı çekiyoruz. Bir bunu anlatın, bir de arkasından Amerika'daki başkan adayları bu yapılar tarafından, işte Cumhuriyetçiler ya da Demokratlar, nasıl belirleniyor? Aslında iyi sorular soruyorsunuz. Sadece siz değil, bazen bayağı bir Amerikalılar bile anlamıyorlar. Çünkü biraz karışık bir sistem. Türkiye'nin sisteme hiç benzemiyor. Evet, herkes zannediyor ki Amerika'da sadece iki tane parti var. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar. Aslında öyle değil. Bir sürü partimiz var ama Demokratlar ve Cumhuriyetçiler en büyük iki parti. Küçük partilerden çok fazla bahsedilmiyor. Her partinin bir adayı oluyor. O adayı aslında seçmenler karar veriyor. Parti karar vermiyor. O Türkiye'deki sistemle hiç ilgisi yok. Bizim seçimlerimiz sadece 1 2 ay sürmüyor. O seçim dönemi bir seneden fazla sürüyor. Bazen 2 sene bile. Bu mesela şu an 2016'dayız. 2016'da daha 5 yıl önce, 10 yıl önce bile konuşuluyordu. Hillary Clinton 2016'da aday olacak mı, olmayacak mı diye konuşuluyordu. Aday nasıl seçiliyor? Her eyalet, bizim Amerika'da 50 tane eyaletimiz var. Her eyaletin genel seçiminden önce bir ön seçimi yapıyor. Ön seçimlerde o eyalet, herkes oy veren vermek isteyen oy veriyor. O oylara göre o partinin genel toplantısı oluyor. O genel toplantısında oylara bakıyorlar, hesaplıyorlar. Kim daha çok oy aldıysa o partinin adayı oluyor. Burada yani parti yönetimlerinin bir müdahalesi söz konusu değil, değil mi? İmkansız. Hiç. Partinin başkanı var tabii ki ama birazcık daha müdür gibi oluyor. Birazcık işte personel işlerini Siz bakıyor örneğin filan. yani Cumhuriyetçi Parti'nin genel başkanını kim olduğunu biliyor musunuz? Ya da Demokrat Parti'nin. Bilmem gerekiyor ama aslında umursamıyorum. İsmini bile bilmiyorum. Çünkü o bizim için çok fazla, çok önemli değil. Yani önemli olan adayın kim olacağı, o önemli. Ama bütün bu anlattığınız o demokratik işleyişe rağmen seçimlere katılım oranı çok düşük Amerika'da. Bunun nedeni ne? Maalesef haklısınız. Amerika'da yaklaşık, bizim nüfusumuz yaklaşık 315 milyon kişi. Herkes 18 yaşının üstü, herkes oy kullanabiliyor isterse. Ama maalesef sadece o işte 215 milyon kişi oy kullanabiliyor. Ama sadece yaklaşık 115 milyon kişi
gidiyor ve yani yarısı %50'si kayıt yaptırıyor. %50'si ve seçim günü bile herkes, kayıtlı olan herkes gitmiyor. Şimdi neden gitmiyorlar? Onların başka işleri oluyor. Şimdi bizim her sene seçim günü bir salı günü oluyor. Kasım'ın ikinci salı günü oluyor her sene. Kimisi o gün çalışıyor, gidemiyor işinden dolayı. Kimisi hastalanıyor, kimisi umursamıyor. Kimisi diyor ki boş ver, benim oyun zaten bir şey değiştirmiyor maalesef. Şey mi, yani hep Amerika'yı bir sistem ülkesi olarak tarif ederler. Başkan kim olursa olsun sistem işler. Yani bizim Türkiye'deki işte memura benzetirler Amerika'daki başkanlara. Yani evet. Devletin genel politikalarını, dış politikada, iç politikalarda çok müdahale hakları ya da olanakları olmadığını söylerler. Nitekim Obama'nın işte en son Suudi Arabistan'la ilgili bir talebi vardı ya da bir kendisi bir karar vermişti ama parlamento buna rağmen farklı bir karar aldı. Amerika bir sistem ülkesi midir? Başkanlar değiştiremez, bu sistemin herhangi birini değiştiremezler mi? Ha. Ve Amerikalı vatandaş sistemine güvendiği için mi oy vermeye gitmiyor? Ya sisteme güvendiği için, sisteme güveniyor. Tek bir oyla bir şey değiştirmeyeceğini düşünüyor bazılar maalesef. O benim için son derece üzücü bir şey. Çünkü aslında ben öyle düşünmüyorum. Benim kendi fikrim herkes oy kullansın. Çünkü kimler savaştılar bu oy hakkı kazanmak için, bizim için aslında çok önemli bir şey oy kullanmak. Ama haklısınız. Devlet nasıl olsa, tamam memur devleti demeyeyim de belli bir yere kadar haklısınız. Daha önce örnek verdiğiniz gibi başkanımız tek başına hareket edemiyor. Bir başkan sadece kendisi öyle bir şey istiyor diye kanun çıkaramıyor. Her kanunu çıkaracağı zaman ilaki bizim meclis dediğimiz, parlamento ya da kongre dediğimiz oradan onay gelecek. O yüzden sistem aslında birazcık güvenilir bir hale geldi. Çünkü üç ayrı kolu var, üç ayrı kuvveti var. Birbirinden bağımsız ama eşit. Başkan bir kanunu önerebiliyor ama kongreden onay gelmedikçe o kanun hiçbir yere gitmeyecek. Yani bizim Türkiye'de tartıştığımız başkanlık sisteminden çok farklı bir işleyiş var Amerika'da. Yani başkan sonuç itibariyle istediği herhangi bir kararı yasada kongresinden, parlamentosundan çıkaramıyor. Aslında Türkiye'nin sistemi pek bir şey söyleyemeyeceğim. Zaten nasıl olsa Türk halkı onu karar verecek. Olacaksa da olmayacaksa ben de onu pek bilemiyorum. Siz yapacaksınız onu ama bizim sistemde bizim başkan ya da bizim kongre ya da yüksek mahkeme hiç kimse tek başına hareket edemiyor. Başkan geldiğinde kendisi bu 4 sene içerisinde hangi programlar, hangi kanunlar yapmak istediğini, yani bir ideye veriyor, bir fikir veriyor. Ben işte bunları yapmak istiyorum ama sadece ben istiyorum diye olmuyor. Aslında biz bu son 8 yıl içerisinde bunu gayet iyi bir şekilde gördük. Başkan Obama bir sürü kanun önerdi, bayağı da çalıştı bunun üzerine ama kongreden onay alamayınca yapamadı. Kongrede cumhuriyetçiler ağırlıklı değil mi? Yani sonuçta şu an kongre cumhuriyetçiler yönetiyor. Ama Amerika'da sistem işliyor, bir sıkıntı yaşanmıyor değil mi bundan sistem dolayı? Sistem işliyor, evet. Şimdi her 4 senede bir kez başkan seçiyoruz. Ama aynı gün hem bu sefer mesela Kasım'ın 8'inde hem başkan seçeceğiz, aynı zamanda senatörler seçeceğiz, aynı zamanda temsilciler seçeceğiz. Ama daha ilginç bir şey var. Herkes oy vereceği zaman gidiyor oy verme merkezine. Bir pusulada hem başkan adayları, hem Hillary Clinton ya da Donald Trump orada yazıyor, hem de o eyaletteki mesela eyaletin valisi de olacak, senatör de olacak, hem onun kendi kasabanın polis şefi de olabilir, oradaki belediye başkanı da olabilir, oradaki su işletmenin müdürü de olabilir. Yani her şeyi aynı anda yani karar veriyoruz. Bir pusulada mı yapacaksınız? Bir pusulada. Aslında o da eyalete göre değişiyor. Tüm devleti seçeceksiniz.
Eyalete göre değişiyor. Ben de küçükken bayılıyordum. Ben babamla giderdim oy verme merkezine. Genelde okullarda ya da postanede oluyor. O zamanlarda biz kendimiz gidiyorduk. Böyle bir kağıt şöyle veriliyordu. Biz de böyle kapalı bir yere giderdik. Babam da bana izin verirdi. Ben de kendi böyle kalemi alıp tık 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 yazardım kime oy vermek istediğimi. Tabii ki birazcık babamın önerileriyle. Ondan sonra pusula, kağıt üzerine bir pusula onu verirdik. Bugün birazcık değişti. Benim eyaletim mesela, benim eyaletim Washington. Washington DC değil, bizim Amerika'da iki tane Washington'ımız var. Biri şehir, biri eyalet. Benim eyaletimde mesela genelde nüfusun %90'ı bile kağıt pusulayla oy vermiyor. İnternet üzerinden e-mail ile bir kağıt geliyor. Biz bunu dolduruyoruz, bastırıyoruz ve postayla gönderiyoruz. Ha, bu çok ilginç bir sistem. Evet. Yani peki Kasım'ın ikinci salı günü mü yapmak zorundasınız bunu? Yani başka ondan önce. Yani son gün onu. Mesela benim pusulam henüz gelmedi. Ben her gün postaya bakıyorum, buradan geldi siz, mi gelmedi mi? Buradan siz oyunuzu kullanacaksınız yani. Evet, kullanacağım. Hatta bu hafta benim iş yerinde, elçilikte İş arkadaşımın pusulasını gördüm. Onun masasındaydı. Gelmişti. Doldurmuştu. Ondan sonra kağıt verecekmiş. Bakmadım da. Siz kime oy vereceksiniz? Ben bakmadım da tahmin ediyorum o işte kime oy vereceğini. Aslında iyi bir soru. Ben size de söyleyemiyorum da hiç kimseye de söyleyemiyorum. Neden? Amerika'da Hatch Act diye bir kanun var. Bence bu Türk halkı için birazcık ilginç olabilir. Devlet çalışanlar için bir kanun. Biz kendi siyasi görüşlerimizi açık bir şekilde ifade edemiyoruz. Yasak. Yasak neden? Aslında bu birazcık bizi koruyor. Bir örnek vereyim. Diyelim ki benim şefim cumhuriyetçi. Diyelim ki ben demokratım. Örneğin. Belki benim şefim kendi siyasi görüşlerimi paylaşmıyor, hoşlanmıyor. Ha, eğer bu bilirse ben işte kime oy vereceğimi, sene sonunda terfi zamanı geliyor, terfi olmama engel olabiliyor diye ya da baskı kullanabiliyor. O yüzden söyleyemiyoruz. Burada tam şu soru sorulması lazım. Sizde de var mı böyle şeyler? Olabilir ama bu kanun bizi koruduğu için şimdi biz bunu söylüyoruz. Ha, her dünyanın her yerinde gibi herkes tahmin edebiliyor. Mesela herhangi biri benim kendi Facebook sayfama girirse ben hiçbir zaman ya Hillary Clinton ile ilgili ya Donald Trump ile ilgili bir paylaşım yapmıyorum. İşte bu iyi mi, bu kötü mü? Ama diğer paylaştıklarımdan dolayı çıkarım yapabilirler diyorsunuz. Herhalde peki olabilir. Peki şimdi Türkiye ilişkileri nasıl etkileneceğini soracağım ama öncelikle şunu sormam lazım birazcık. Yani tüm dünya değişiyor, Amerika da değişiyor. Amerika'yı iki dönem Afrika kökenli bir isim Obama yönetti. Şimdi bir kadın aday ön plana çıkıyor. Belki ilk kez Amerikan tarihinde bir kadın başkanı olacak. Ama öte yandan bunlar tabii demokrasi açısından olumlu bir gelişme olarak addedilebilir belki ama öte yandan da Trump diye ortalama Amerika vatandaşının hoşlanmayacağı bir söylemle Cumhuriyetçilerin adayı, başkan adayı olma noktasına gelmiş bir aday var. Belki bu da hani Amerikan toplumunun genel geleneksel yapısına baktığınız zaman ya da demokrasiye bakışına baktığınız zaman çok olumlu olarak adlanmayacak bir tabloymuş gibi karşımıza geliyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir tarafta olumlu bir ilerleyiş var ama öte yandan toplumsal yapıda farklı olarak değerlendirecek bir ya da böyle mi düşünüyorsunuz siz de? Benim gibi mi düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey söyleyeyim. 1960 yılında o seçimlerde John F. Kennedy kazandı. Kennedy gelmeden önce herkes söylüyordu hiçbir zaman Amerika'da Katolik bir başkan olamaz. Kabul etmiyoruz. Kazandı. Obama gelmeden önce aynı şey belki bir sürü kişi söylerdi. İşte bu olamaz, bu olamaz, Amerika bunun için hazır değil deyip duruyorlardı. Oldu. 2008'de Obama kazandığında o kadar çok insan vardı ki ağlayan, gözyaşıyordu. Yani Amerika bu kadar zamanda, bu kadar kısa bir zamanda bu kadar değişti. Demek ki değişim mümkün. Şimdi mesela Hillary Clinton bu sene aday oldu. Hillary Clinton kazansa da kazanmasa da
bu dünya için, Amerika için bu çok önemli. Onun aday olması çok önemli bir adım. Çünkü daha önce herkes belki söylerdi, işte hiçbir zaman kadın bir başkan olamaz, aday da olamaz. Aslında Türkiye bizden önde. Evet. Türkiye'de 25 yıl önce burada bir 25 yıl önce bir başbakanımız oldu. Bizim hala öyle bir şeyimiz olmadı ama kendi anlamda ben Hillary Clinton, dediğim gibi kazansa da kazanmasa da bile benim için son derece ümit verici bir adam. Benim kendi kızım 1 yaşında. Ben kendi kızıma söyleyebileceğim, bak sen istediğin zaman, yani Amerika'ya başkan olabilirsiniz. Her şey olabilirsin. Bence bu çok önemli bir şey. Çok çok önemli bir şey. Yani Trump meselesi de, bir de Sanders meselesi de var aslında. Yani Amerika'nın işte sosyalist ya da sol söylemle çok arasının iyi olmadığı biliniyor. Kendisini sosyalist olarak tanımlayan birisi Hillary Clinton'a ciddi bir rakip oldu. Ama öte yandan bir de Trump meselesi var. O konuda da benimle aynı fikirleri paylaşıyor musunuz? Yani Trump özelinde söylem itibariyle söylüyorum, Amerika'nın hoşuna gitmeyecek ırkçılığa varan bir söylemle birisi başkan adayı olabiliyor. Bu Amerika demokrasi için ya da geldiği nokta için çok olumlu olarak adlandırılabilir mi? Demokrasi böyle bir şey. Hoşunuza gitse de gitmese de. Gitse de gitmese de bu olabilir. Yani benim için önemli olan demokrasinin yerine gelmesi. Yani bizim halk kime oy verirse versin, o kişi zaten başkan olursa saygı duyacağım. Ben zaten ben kendi işimi devam edeceğim. Ve başka, daha önce söylediğim gibi hiçbir başkan tek başına hareket edemiyor. Şimdi Donald Trump, ben ırkçı mı değil mi o konuya girmeyeceğim. Söylemler itibariyle söylüyorum. Söylemler, tamam, söylemler de olabilir. Ama nasıl olsa Donald Trump eğer başkan olsa bile o kadar korkulacak bir şey değil. Çünkü nasıl olsa böyle bir kanun çıkarmak istese bile kongremiz var, başka işte yüksek mahkememiz var. O birazcık her şeyi koruyacak. Aslında Trump'ın gelmesi, Hillary Clinton'ın gelmesi, Bernie Sanders'ın gelmesi, bu hepimiz için bence büyük bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Çünkü ne kadar çok tartışıldı, ne kadar çok konu açıldı. Her gün ne kadar çok Türkiye'de akşamlar televizyonda tartışma programları varsa, Amerika'da da aynı şekilde tartışma programları var, internet var, Facebook var, Twitter var. Herkes bunu çok konuşuyor. Bence halkın bunları konuşması çok iyi bir şey, yani ne olursa olsun. Peki gelelim, yani şimdi Trump seçilirse, Clinton seçilirse Amerika'nın genel politikalarında bir değişik olmayacağını sistem açısından söylediniz. Ama dış politik yaklaşımlarında muhtemelen farklılık olacaktır. Türkiye'yi merkeze koyarak soracağım bu sefer. Yani Clinton seçilirse ne olur? Trump seçilirse Türkiye-Amerika ilişkileri ne olur? Çünkü Türkiye-Amerika ilişkilerinde bu dönem bir soğukluk net bir şekilde ortaya çıkıyor. Artık muhataplar da bunu söylüyor. Bunu soracağım ama bir de şunu soracağım tabii ki. Yani Amerika'ya yönelik Türkiye'de işte hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere her türlü olumsuzlukla fail ya da failin altındaki arkasındaki destek Amerika'ymış gibi bir açıklamalarda bulunuyor. Siz Amerikalılar bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, ciddiye alıyor musunuz? İki, seçimlerden sonra Türkiye-Amerika ilişkileri ne olur? Ay, 10 soru sordunuz. Ben hangisine cevap vereceğimi şaşırdım. Şimdi şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye-Amerika ilişkisi biraz soğuk olduğunu söylüyorsunuz. Aslında ben o kadar da katılmıyorum. Tamam, birazcık şu an birazcık belki daha bir zor bir dönemden geçiyoruz. Tarafın açıklamalarından ben bu çıkarımı yapıyorum. Ama bence çok fazla oraya yüklenmek birazcık yanlış olur. Çünkü bizim, yani Türkiye ve Amerika ilişkisi sadece bir kişi ya da bir olay ya da bir yıldan ibaret değil. Zaten Türkiye Amerika'nın en önemli dostlardan biri. Bizim mesela 1952'den bu yana NATO müttefiğimiz. Bu hiçbir zaman bu değişmeyecek. Nasıl olsa bu beraber çalışmamız, bu ortaklık devam edecek. Özellikle bu dönemde mesela bu terörle mücadelemiz kesinlikle devam edecek. Clinton mı, Trump mı, o çok fazla önemli değil. Yani Amerika ile ilgili olumsuz, Amerika ile ilgili yapılan açıklamalar, işte her türlü
Onu da kısaca alayım, süremiz de bitti. Aslında şöyle, bence bu, ben çok sevindim çünkü son zamanlarda hükümetten gelen bile sözler bunu vurguluyor. Sizin başbakanınız da söyledi, bu mesela darbe girişimi arkasında Amerika olduğuna inanmadığını söyledi. Biz de çok sevindik çünkü kesinlikle bunu da tekrar vurguluyorum, söylüyorum. Hiçbir şekilde biz bilmiyorduk, önceden de bilmiyorduk ve desteklemiyorduk ve bizim en önemli şeyimiz, Türkiye bizim ortağımız, bizim dostumuz ve her şey elimizden geleni kadar beraber çalışmaya devam edeceğiz. Sara Hanım, çok teşekkür ediyoruz gelip bu açıklayıcı bilgileriniz için. Murat Güloğlu, tekrar sendeyiz biz.